çıkarsınız? Tabii dün zaten bu konuyla ilgili emniyetimizin ilgili birimleri tarafından da kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Yani yeni bir vaka değil, yeni de olsa eski de olsa elbette ki çok üzücü. Maalesef çok ender de olsa şehrimizde bu tür yaşanabilen asayişe müessir olumsuzluklar olabiliyor. 15 milyona yaklaşan nüfus içerisinde muhtelif asayiş suçları içerisinde bu tür kapkaç hadiselerine çok ender de olsa rastlayabiliyoruz. Ama failin yakalanmış olması, cezalandırılacak olması çok önemli. İstanbul'un tabii ki bu tür görüntüler asayiş noktasındaki dünyanın en iyi metropollerinden birisi olması noktasındaki sağlam duruşumuza herhangi bir şekilde olumsuz yansıma vermez. Bu tür hadiseler olur. Biz de netice itibariyle bunların faillerini yakalarız. İstanbul'da 24 saat görev başında İstanbulluların huzur ve güvenliği için görev yapan ve bu görevini canla, kanıyla yerine getirmeye çalışan zinde bir emniyet teşkilatı var. Ve bu emniyet teşkilatının asayiş birimleri, güven timleri 24 saat bu tür olaylara müdahale etmek için görev başındadır. Dolayısıyla faili yakalanmış kötü bir olay ama neticede İstanbul'da bu tür olayların hiç olmadığı şeklinde zaten bir iddia içerisinde bulunmak doğru değildir. Bu şehirde elbette ki zaman zaman bu tür olaylar olabiliyor ama bu en kötülerinden birisiydi. En kötülerinden birisiydi fakat yakalanmış olması tabii ki sevindiricidir. Emniyet teşkilatımızı da tebrik ediyorum. Evet.